Teşekkür ederim. Benim umudum sizlersiniz. Bu meydanı, bu meydanda miting yapmamıza daha önce izin vermemişlerdi. Demek ki meydanda olabiliyor. Demek ki halk değişim istiyor. Demek ki halk seçim istiyor. Demek ki halk dönüşüm istiyor. Demek ki halk adalet istiyor, adalet. Adalet istiyor. Hak istiyor, hukuk istiyor, adalet istiyor. Sayın Akşener, bugün yaşadığımız tabloyu gayet güzel açıkladı. 5 maaş alanlardan tutun, sınavlarda haksızlıklara değindi. Evlerde tencerenin kaynamadığını, büyük sorunların olduğunu ifade etti. Sizden sadece bir isteğim var. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Bugün, bugün 100. yılı Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı. Bugün çok önemli bir şey yapıyoruz. Bugün metronun temelini atacağız. Dolayısıyla bir belediye başkanının kendi kentine yapabileceği en büyük yatırımın temelini atıyoruz. O nedenle güzel şeyleri yapıyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Sakın ola ki hiçbir ayrım yapmayın. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapacaksanız yoksul mahallelerden, fakir mahallelerden başlayacaksınız. Kentte yaşayanların her birisi huzur içinde yaşayacak. Ve bulunduğunuz belediyede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü vereceksiniz dedim. Ve belediye başkanlarımız böyle çalışıyorlar. Evet, 100 yıl önce bayrağımız göndere çekildi. 100 yıl önce bu ülke, yani Türkiye, önemli başarılara Milli Kurtuluş Savaşı'yla imza attı. Siz de burada büyük bir imza attınız. Bayrağımızı göndere çektiniz. Millet İttifakı olarak, Millet İttifakı olarak inşallah Sayın Genel Başkanım, inşallah biz yeni bir başarıya da imza atacağız. Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza götüreceğiz ve bayrağımızı göndere dikeceğiz. Hepiniz bunun tanığı olacaksınız. Emeklinin derdini biliyorum. İşsiz gençlerin derdini biliyorum. Ev kadınlarının derdini biliyorum. Herkesin derdini biliyorum. O nedenle cümleme başlarken sakın umutsuzluğa kapılmayın dedim. Bu ülke zengin bir ülke. Bu ülke güçlü bir ülke. Bu ülkede taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz var. Gençlerimiz yaşıyor. Ama onlar da umutsuz. Onlar da acaba yurt dışına gidersem daha iyi koşullarda çalışabilir miyim diye düşünüyorlar. Size sözüm söz. Millet İttifakı olarak Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar bütün bu havzayı Akdeniz'in en görkemli havzası haline getireceğiz. Göreceksiniz. Ve yine göreceksiniz. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. 5 yıl içinde bu bölge, Adana'dan, Mersin'den, Hatay'dan başlayarak bu bölge Akdeniz'in en görkemli bölgesi haline gelecek. Yine göreceksiniz. 5 yıl içinde bu bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlanacak. Göreceksiniz. Bu bölge hem Afrika'nın, hem Avrupa'nın, hem Uzak Doğu'nun, hem Kafkasların en güçlü merkezi haline gelecek. Göreceksiniz. Bu bölgede bacalar tütecek. Göreceksiniz. Bu bölgede yaşayanların herkesin huzuru yerinde olacak. Ve herkes huzur içinde yaşayacak. İşi olacak, aşı olacak, huzur içinde yaşayacak. Diyeceksiniz ki yeterli kaynağımız var mı? Bunlar yapılabilir mi? Söyledikleriniz güzel de yeterli kaynağınız var mı? Evet, bütçemiz var. Evet, bütçemiz var. Yeterli kaynağımız da var. Kaynağın nereye harcanacağını belirleyen siyasi otoritedir. Siyasi otorite diyor ki ben yandaşlara kaynak ayıracağım. Biz de diyeceğiz ki biz yandaşlara değil vatandaşlara hizmet edeceğiz. Kaynağı vatandaşa ayıracağız diyeceğiz.
fabrikalara ayıracağız diyeceğiz. Bir şey daha söyleyeyim. Bir soygun düzenine de son vereceğiz. Allah'ın izniyle. Bir soygun düzenine de son vereceğiz. Hani var ya, gitmediğiniz yollardan dolarla para. Hani var ya, köprülerden geçiyorsunuz avrolarla paralar. Hani var ya, 50 yıllık, 70 yıllık, 30 yıllık garantiler. Bütün bunların tamamına Allah'ın izniyle Millet İttifakı sürecinde son vereceğiz. Tamamını kamulaştıracağız. Son vereceğiz, göreceksiniz. Hani para nerede? Para var efendim, para var. Parayı halk için kullanacaksınız. Bir avuç kişi için değil. Bunların tamamını lütfen bilin. Hafızanızın bir yerinde tutun ve göreceksiniz ki bunların tamamı olabiliyor ve olacak ve yapacağız. Her evde tencere kaynayacak. Göreceksiniz bunların tamamını. Ve gençler, sizlere de bir sözüm var. İlk kez sandığa gidecek olan gençlere bir sözüm var. Umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Bir, birinci arzum o. Asla umutsuzluğa kapılmayacaksınız. İki, Cumhuriyet tarihine çok değerli bir miras bırakacaksınız. Önünüze sandık gelecek. Büyük bir heyecanla sandığa gideceksiniz. Ve ilk kez oy kullanacaksınız. Ve ilk kez otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Ve dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız. O nedenle bütün gençlere sesleniyorum. Sandığa gideceksiniz. Demokrasinin tarihini yazacaksınız. Dünya siyaset tarihine olağanüstü bir mirası evet sizler bırakacaksınız. O nedenle gençler, biliyorum siyaseti biraz mesafelisiniz ama sandığa gitmeyi sakın unutmayın. Sandık gelecek mi? O soru da soruluyor. Gelecek efendim, gelecek. Bugün olmazsa yarın gelecek. Yarın olmazsa öbür gün gelecek. Hiç endişelenmeyin, hakkı, hukuku ve adaleti beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Beraber bu ülkede huzur içinde yaşayacağız. Hiç kimsenin kimliğiyle, hiç kimsenin inancıyla, hiç kimsenin yaşam tarzıyla ilgilenmeyeceğiz. Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemiz için çalışmak istiyoruz. 7'den 70'e ülkemiz için çalışmak istiyoruz. Bizim bir hedefimiz daha var. Onu da ifade edeyim. Siyasetçi millete hesap verdiği zaman güven ilişkisi pekişmiş olur. Biz harcayacağımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Belediye başkanlarımız da bunu yapıyorlar. Onlar da çok güzel yatırımlar yapıyorlar. Onlar da hesabını millete veriyorlar. İhaleleri yayınlıyorlar. Dolayısıyla her kuruşun hesabını verme geleneğini inşallah siyasetin içine yerleştireceğiz. Ve herkes böyle yaşayacak. Hiç meraklanmayın. En geç 2 yıl içinde, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. En geç 2 yıl içinde. Bize güveneceksiniz. Bakın, söz veriyoruz. Bize güveneceksiniz. Biz de size güveneceğiz. Güven üzerine siyaseti inşa edeceğiz. Asla ırkçılık yapmıyorum. Bakın, asla ırkçılık yapmıyorum. Herkesin kimliğine saygılıyım. Suriyeliler de kendi ülkelerinde yaşasınlar. Huzur içinde yaşasınlar. Birlikte yaşasınlar. Buraya arzu ederlerse turist olarak gelebilirler. Kapılarımız açık. Gezebilirler. Hiçbir sorun yok. Onların açtığı, onların açmaz noktaya getirdiği dış politikayı Mustafa Kemal'in söylediği yurtta barış, dünyada barışın üzerine inşa edeceğiz. Suriye'yle de barışacağız. Mısır'la da barışacağız. Bütün komşularımızla barışacağız. Sadece iç politikada değil, dış politikada da
Türkiye kurucu ayarlarına yeniden dönecek. Efendim hepinize şükran borçluyuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun diyorum. Asla unutmayın. Sandık gelecek, sandığa sahip çıkmak bizim görevimiz. Ama oy kullanmak sizin göreviniz. Oy kullanacaksınız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.